Tartışmışlar herhalde gene. Ben de babasının hastalığı yüzünden denizde duruyordum. Bayağı fırtınalı bir ilişki anladığım kadarıyla. Peki siz şöyle bir şey söylemişsiniz. Demişsiniz ki Veli Bey emniyette Fatma ile birlikte olduğunu reddetmiş. Doğru mu bu? Ben 3-4 defa davacı oldum. 3 yerden davacı oldum. Adam diyormuş ki arkadaşım bir çay içti gitti diyormuş. Beraber olduklarını bilen inkar ediyormuş. Arkadaşına çocuk adamına mahkeme, gider mi? Ben çıkmadan mahkeme kapanıyor. Kapanıyor. Bir kağıt geliyor ve. Ben ve'den anlamıyorum ki internetten. John Terry. Ben bunlardan anlamıyorum kızım. Anlıyorum. Siz o kağıtları bir bura verin. Mahkeme bitmiştir. Delil bulunamamıştır. Adam... Mahkeme değil de herhalde siz savcılığa suç duyurusunda bulunuyorsunuz. Savcılık da takipsizlik kararı veriyor herhalde. Mahkeme sürse sizi de çağırırlardı. Bir mahkemeye çıktınız mı? Evet ama bana mahkeme kağıdı desin. Mahkemeye hiç çıkmadan mahkeme bırakılıyor kızım. Bitiyor. Savcıdan takipsizlik geliyor anlıyorum. Pamukkale Üniversitesi'nden yaptım. 23 Nisan karakolundan şikayetçi oldum. Merkezden oldum. Elimin küçük son çocuk vardı. Topal adamla geze geze bıktım. Mahkeme kağıdı gelse yayan giderdim kızım. Yayan giderdim. Dur bakalım bundan sonra inşallah teyzem. Bir virgül koyacağım çünkü sizin kız kardeşinizi, sizin kızınızı başına bir şey, kızınızın başına bir şey getirdiğini iddia ettiğiniz evet. Veli Karabacak telefon attığımızda. Veli Bey günaydın. Günaydın. İddialar ortada. Zaten yeni duymadınız herhalde 13 yıldır. Fatma Çelik'in ailesi kızınıza bir şey kızlarına bir şey yaptırmanızdan endişe ediyor ve sizi bu konuda anladığım kadarıyla suçluyorlar. Siz ne söyleyeceksiniz? Fatma o gece kaybolduğu gün annesinden çıkıp sizin yanınıza geldi mi? Taksici sizin oraya bıraktığınızı söylemiş. Sizin evin oraya bıraktığını söylemiş. Şimdi Müge Hanım, ben Fatma Çelik'le bir beraberliğim oldu. Doğrudur. Hı hı. Biliyorsunuz gazino ortamında çalışan insanların mükemmel bir hayatı ya da daim bir hayatı olmuyor. Hı hı. İster istemez kıskançlıklar oluyor, kopmalar oluyor, sonra düşmanlıklar oluyor, tekrar bir araya geliyor. Bu tür olayları yaşıyoruz. Şimdi ben bu peki kişiyle... Peki tavernanın sahibi siz değil misiniz? Sahibi değil de ben kiraladım orayı. Tamam siz işletiyorsunuz yani işletmecisi sizsiniz. Evet. Tamam madem o da sevgiliniz olmuş o zaman çalışmasın orada. Şimdi anlatacağım dinlerseniz. Şimdi Fatma Hanım daha önce benden önce başka yerlerde çalışmış. Hı hı. Ben burayı devraldığımda Sevim olarak iddia ettiğimiz ablası yani ben Ebru olarak biliyorum da gerçek isim Sevim'miş herhalde. Onlar beraber benim yanıma çalışmaya geldiler. Yalan söyleme. Sevim senin yanına... Sevim Hanım'a sorabilirsiniz. Sevim Hanım... Ona ispat edebilirim. Sevim Hanım... Gülüm Taverne de çalışıyorlarmış. Sevim oradan kız kardeşine... Benim oraya geçtiler. Kız kardeşine sahip çıkmaya geldi. Yalan söyleme. Yani bunları kendi Sevim ablasından öğrenebilirsiniz. İftira orada çalışan, atma. Çalışan... Ya müsaade edecek misiniz konuşmaya? Tamam siz buyurun o da diyor ki hayır Sevim ablam çalışmadı diyor o da ona itiraz ediyor. Bir hafta onun başını bekledi onu kandırıp eve getirmek istedi ama sen göndermedin. Şimdi ben izah edeceğim. Neyse bunları da araştırabilirsiniz. Tamam. Tamam sonra geldiler. Araştırabilirsiniz. Tamam geldiler sizin tavernaya sonra. Yani bunlar daha önce başka yerde çalışıyorlar. Aldıktan sonra bunları tanıyan orada çalışan bir arkadaşımız bunları bizim oraya çağırdılar ben daha öncesine tanımam. Burada beraber çalışmaya başladıktan sonra Fatma ile bizim ilişkimiz oldu doğru. Belli bir süre bu arada dedim ya hani bazen kopukluklar oluyordu. İşte annesi bile gidiyordu. Ne kadar bir süre? Vallahi bilemiyorum ya bir sene civarlarında olması lazım. Yalan söyleme 2,5-3 sene yaşadın. Ya bak hatırlayamıyorum ama 2,5-3 sene olma şansı yok ya. Yalan söyleme eşyalarını sarıp gittin. Benim evime geldin. Tamam. Salihli'den eşyalarını sardın bir kamyon. Tamam. Doğrudur. Doğru tabii. Ben inkar etmiyorum. Bakın. Hocam İkar edersen. Siz kaç yaşındasınız şu an? 52. Kazık kadar adamsın be. Yalan tamam, söylüyorsun. Niye hatırlayamıyorsunuz kaç yıl yaşadığınızı? Daha gençsiniz.
Müge Hanım, ben bir takım unutkanlıklar yaşıyorum. Bunu isterseniz doktor tesisinde yaptırabilirsiniz. Anladım. Yani yaşadığımız olaylardan dolayı cezaevlerinde kaldık. Ne bileyim yani, sorunlu bir hayatımız olduğu için böyle şeyler yaşanabiliyor. Peki sizin böyle adam öldürme, yaralama falan gibi suçlarınız var mı? Hayır. Kavga, dövüş, yaralama var da öyle öldürme gibi bir, kesinlikle öyle bir şeyimiz yok. Allah da yazmasın. Anladım. Yaralama var herhalde. Yaralama. Nasıl? Yaralama var, yaralama. Evet, yaralama. Ama yaralamada da böyle ölüme teşebbüs falan, hani öldürmeye teşebbüs varsa herhalde cezaevine girersiniz. Öyle basit yaralamaya maalesef kimse yatmıyor. Neyse, ona sonra bakarız. Tamam, sonra siz beraber olmaya başladınız. Evet. Sonra diyor ki, benim diyor işte kız kardeşimi aldı, eve kapadı, dışarı çıkartmıyordu. Benim kız kardeşim tesettüre girdi. Kapıdan dışarı çıkartmadı Veli Bey. Yalan mı bunlar, yalan mı? Şimdi Müge Hanım, tesettür olayı kesinlikle doğru değil. Artı ben her gün eve koyduktan sonra gece saat 4'e kadar çalışıyorum. O evde kendi başına. Allah'ından kork, yani Allah'ından. Nasıl kapatabilirim, nasıl tutabilirim? Pazar, yani size soruyor. İkinizi tesadüfen pazarda karşılaştık. Mantoluydu siyah, elinizde poşetler vardı. Yalan söyleme. Ya manto tesettür mü? Tesettür değil mi, açık giyinen bir kız için? Valla ben tesettür falan öyle bir şey hatırlamıyorum. Yani öyle bir şey yaşanmadı. Kızınla da... Kızınla da Cancı... Bir dakika, müsaade edersen yalnız. Tamam canım, karşılıklı konuşun. Kızınla Cancıyer yani. Arkadaş da Ayşegül'le de Cancıyer arkadaş da kız kardeşim. Yalan söyleme. Tamam, onun için bir şey söylemeyiz zaten. Tamam, sonra ne oldu? Bir lafının tamamını dinleyelim ki, evet. Evet, sonra işte beraber yaşıyorduk. Bizim gazino, yani çalıştırdığım mekanın karşısında evimiz vardı, kiralık. Bu evde eşya yoktu. Benim eşyalarım var ablamın evinde, onu getirelim koyalım, burada duralım dedi. Tamam dedik, getirdik, kaldık. Daha sonra elemanlar kalma sorunu olduğu için orayı onlara verdik. Deniz'den ev tuttuk, doğrudur. Biz bu evde beraber yaşadık. Benim kız kardeşim Deniz'in içindeki eve ben gelmedim, çünkü ben uzaktaydım. Eşyaları oraya götürdün. Annenin yanına gittin. Karı koca hayatı yaşadınız. Gelin kaynana hayatı yaşadı. Tamam bak, ben yaşamadım demiyorum. İnkar etmiyorum. Beraberliğim oldu. Evet. Şimdi ben gazinoya gidiyordum. Çalışmaya gidiyordum. Fatma evdeydi. 24 saat. Şimdi bu ev böyle bahçeli ya da kilitlenip kapatılıp bırakılıp gidecek bir yer. Tamam, evdeydi. Herkesin kocası işe gidiyor da. Evdeydi. Koca evden dışarı çıkma deyince çıkmıyorsun. Şimdi önemli olan kocanın işe gitmesi değil. Kocanın evdeki kadına olan tavrı. Benim o sırada 7 yaşında küçük kız kardeşim vardı. O sırada 7 yaşındaydı. Fatma'nın yanında kalıyormuş. Fatoş'un yanında bir hafta kalmış. Abla diyor, muzun yarısını yerdi diyor. Yarısını bana verirdi diyor. Ablam diyor, diyor, kafasına diyor silah vururdu diyor. Valla ben hiçbir zaman silahla, şunla bununla kafasına vurmadım. Yalan konuşma. Bunları Fatoş'umdan da duydum yani. Banyoda vurmuşum, banyoda. Yani bir sefer kavgamız oldu. Banyoda beynine vurmuşsun. İlk zamanlarda bir kavgamız oldu. Onun dışında hiçbir kavgamız olmadı. Evet, her kavgada da kezap dökeceğim yüzüne, kor gidersen diyordum. Her kavgada da kezap dökeceğim yüzüne diyordum. Böyle kezap dökeceğim silahın kabzasıyla falan varsa çok sağlıklı bir ruh halini göstermiyor ben, takdir edersiniz ki. Bunu ben de duydum kulaklarımla. Ben öyle bir şey yapmadım. Kezap olayında hiç konuşmadım. Anladım. Şimdi ben bunu çok kıskanan yaptım, bir insan olsam. Yaptım. Kız kardeşinden bile kıskandın. Yalan hani söyleme. Elini vicdanına koy. Senin de kızın var. Nereye koydun? Senin de çocuğun var. Canını gitti. Annen konuşurken sen konuşma. Çok kıskanacak olsan ne yapardınız? Aynısını Allah sana da göster. Evde kendi başına bırakıp gitmem. Ya kardeşim, kıskanıp da bütün günde dip dibe dolaşacak halimiz yok kelepçeyle. Yani kıskanmak ayrı bir şey. Evde bırakıp gitmem demek ayrı bir şey. Ne yapacaksınız evde bırakıp gitmezseniz? Ya Müge Hanım, şimdi bakın şöyle... Hayır, yani çok kıskandığınız birisi olursa evde bırakıp gitmem diyorsunuz ya, yani ne yapacaksınız? Zorla mı tuttun onu, zorla mı tuttun? Ya bak, demek istediğimi anlamadınız. Kızın yani kendi haline kalan bir insan. Yani ben ne yapayım, normal kızın bir insan nasıl bir hayat yaşıyorsa biz de aynısını yaşadık. Tamam, herkes bırakıyor karısını eve işe gidiyor.
Tamam, ben şimdi yani onun söylediğine göre diyor ki işte tesettür yapmış, şunu yapmış, evet, bunu yapmış. Böyle bir şey yok ya. Gözümle şey gördüm, yok. Gözümle. Anladım. Peki en son, Burdur'a gidiyor annesine. Sonra geldiğinde diyor ki ben de onu aradım. Hatta o telefon konuşmasını kimin yanında yapmış? Seni de 3 kişiyle aldattım hikayesini. Veli'yle. Ticaret taksinin içinde Veli de yapıyor. Tamam, kim şahit buna? Ticaret taksici. Taksici. ben de seni 3 kişiyle aldattım diye sizin yanınıza boşun gelmiş. Doğru mudur bu? Taksicinin, ben şimdi taksiciyi de bulurum. Böyle anlatmış, evet, aileye. Şimdi benim yanıma geleceğim demeden önce, daha önce aradı. Sen beni aldattın, ben de seni aldatacağım dedi. Sen de ne yaparsan yap dedim ben. Şimdi Burdur'a çalışmaya gittikten sonra eğer ben bunu isteseydim Burdur'daki mekana gidip kendisini orada görebilirdim. Mekan işletiyordum. Mekancı arkadaşa rica edebilirdim. Mekan işletiyordun yani, çünkü para kazanıyordun. Evet, isteyebilirdim. Geriye getirebilirdim. Burdur'a gittikten sonra zaten daha önce hani sürekli kıskançlık olayları olduğu için ben artık kendi haline bıraktım. Zaten kimi kıskanıyor? Burdur'a gitti. Burdur'a gitti. Kim Burdur'da... kimi kıskanıyor? Gelirsen şimdi... geleceğim, gelmezsen kafama sıkacağım dedin. Adam bunu söyledi. Peki. Yalan söyleme. Adam yalan söyleyecek adam. Peki, dedi. Peki Fatoş bizim memlekete kendi eskiden durduğumuz köye gitmiş, demirciye gitmiş. Orada da halamın kızı diyor silah soruyu da bindirmişsin. Taksiye niye silah soruyu da bindirdin? O köy biz gitmiyorsa nasıl gitti? Evet. Şimdi ben anneni babanı dararım. Silahlar bindirmişim. Ama bir şey söyleyeceğim, bir de yani Veli Bey siz niye yani sürekli sıkacağım sıkacağım kafasına diye konuşuyorsunuz? Güzel bir şey değil bu. Doğmaz olsaydım. Nalik herif. Niye siz öyle yok kafasına sıkacağım falan diye konuşmuşsunuz? Hiç güzel ya şeyler değil bunlar. Böyle bir şey yok ki ya. Ya niye yalan söylesin insanlar? Ben mi yalan söylüyorum Ülgan? Hayır, niye yani? Onlar 13 yıldır zaten çocuklarını bekliyorlar. Niye yalan? Size yalan borçları yok ki. Ülgan Hanım, şimdi bak o memleketine gidip ben onu almaya geldiğimde ben onun nerede olduğunu ne bilmem. Ne yaptıysan sen yaptın, sen çıkarcın. Mı, kendi annesi gibi mi bilmiyorum. Bana telefon edip kendisi yerini söylemese ben nasıl bulup gidip arayıp onu alıp duruyordum gelirim? Zaten. Demirci'ye nasıl gittin, köye buldun? Biz çocukluğumuzda gitmişiz oraya. Tamam, kendisi bana tarif etmemiş olsa, söylememiş olsa ben nasıl tutacağım? Tamam Veli Bey, bakın size o kaybolduğu gün taksiyle sizin oraya bırakılmışsa sizin eve geldi mi bu kadın? 3-4 tane bir ev. Bana geleceğim dedi. Ben işimi bitirdikten sonra telefon ettim, telefonu kapalıydı. Gelmedi yani. Ondan sonra da bir daha ulaşamadım. Zaten yani kendisi geleceğim dediği için gelmedi. Sonuç bilmiyorum yani. Peki niye o zaman bir annesine gidip bakmadınız, kız kardeşine gidip bakmadınız? Aynı zamanda bu sizin ekmek kapınız. Hadi ilişkiniz bitti. Zaten başta sizin yanınıza çalışmaya gelmiş. Niye ailesinde aramadınız siz bu kadını? Hayır, o benim yanımda çalışmaya gelmedi. Artık çalışırdı. Sen sonuna geri dönmüş. Köye 3-4 evin üstüne kocan aramaya gidiyorsun ya. Kendini öldürmesin diye geldi. Bir dakika hanımlar, sonunda da geri dönmüş. Ama gelmedi benim yanıma diyorum. Gelmedi de ben insan aradım, bakmaz mı? Telefonu kapalıydı. Kardeşim bir hafta olmuş gideli, senin sevgilin insan bir hafta önce aynı evde yaşadığı kadın nereye gitti diye bir bakılmaz mı? Müdana ben diyorum ki size bak, bizim aramızda kopukluk olmaya başladı artık, yani gelip gelmemesi benim için bir şey değiştirmiyor. Ama aynı evde yaşıyorsunuz beyefendi, kopukluk olur yani, 20 gün konuşmazsın 30 gün konuşmazsın, yine senin sevgilin değil mi bu kadın? Ya ilk başta sevgilimdi, sonra işte dedim ya aramızda yaşanan kıskançlık olayları, her gün yani problem olması... Artık onun sağa sola gitmesi birbirimizden korktuk. Kaç kere gitti sağa sola? Sağa sola gitmedi. Yok, İlk defa bir Burdur'a gitti. Yalan söyleme. Hayır ya, canı sıkıldı mı annesinin yanına gidiyor, 11 gün kalıyor. Herkes gider annesinin yanına. Tamam bak, ben ne diyorum ben. Canı sıkıldı mı yani, bana kızıyor, benim gidiyor. Sonra geliyor. Tamam. Sonra geliyor. Bir ay, iki ay, üç ay kalıyor, tekrar gidiyor. En son işte... Sus yani yalancı. Hayatın yalan, hayatın. Aramızdaki yani kopukluk olunca en son Burdur'a çalışmaya gitti yani. Ama iyi de beyefendi, insan da yani beraber kaç yıl yaşadığı kadın nereye gitti diye bir ardına düşüp de bakmaz mı? Ayrılsa bile merak eder, bakar. Hangi mekanda diye bakar. Ne bileyim, biriyle sevgili mi diye bakar. Bakar oğlu, bakar yani, rica ederim. Tamam da biz aramızda bazı şeyler bitmiş vaziyete geldi. İstediği yani kadar bitsin, niye kaldırdın? Olur mu canım, istediği kadar bitsin, yine işte evden konuşuyorsunuz. Evden eşyasını niye kaldırdın? Her gün gittim Şevki yanıyor mu diye. Ticari taksi parası vere vere öldüm. Pijama takım vardı, erkek pijama takımı, madem... ona kadar aldın be. Bir dakika durun. Köyüyle gittim. Bir dakika durun Pekin Bey, iyi de Veli Bey.
Madem o zaman bitmişti her şey, niye işten döndükten sonra aradınız neredesin diye? Geleceğim demişti bana, onun için aradım. Tamam, geleceğim dedi. Siz de eve geldiniz, evet. Bulamadınız ve telefonla aradınız. Geldi. Hayır, bir dakika. Eve geldim de mi aradım? Gelmeden önce mi aradım? Tamam, ne zaman aradıysanız. Ne zaman aradıysanız, aradınız işte. Aradım ama bana geleceğim dediği için aradım. Geleceğim diye soracaktım. Telefonu kapalıydı. Telefonu kapalı olunca ulaşamadım. Bir daha da zaten ondan sonra da hiçbir şekilde irtibat kurmadık. Yani beyefendi ilk artık hani öncesinde sonrasında geleceğim diyor. Siz de aramıyor musunuz neredesin diye? Arıyorsunuz. Ya bak telefonu kapalıydı diyorum. Tamam, telefonu kapalıydı. Kapalıydı, açılır yarım saat sonra. Yani niye o zaman aradıysanız niye bir daha aramadınız? Yani niye ardına düşmediniz? Ya aramızda bir kopukluk vardı zaten, arkasına kopukluk düşecek. Kopukluk varsa o zaman arkasına düşecek olsa ben Burdur'da çalıştığı yere giderdim. Ya, onu görüşürdüm. Ya niye? Kopukluk olsa o zaman ilk telefonu niye açıyorsunuz? Neredesin diye. Ya geleceğim demiştin. Şimdi ben seni geleceğim mi gelmeyeceğim diye sormak için aradım. Aynı şeyden bahsediyoruz. İlk telefonda gelecek misin gelmeyecek misin diye aradığınız kadının telefonu çekmiyor ya. Belki çekmiyor telefon. Belki yarım saat sonra çekecek telefon ya da şarjı bitti. İlk bir aradın. Sonrasında niye aramıyorsun? Ya geleceğim dedi. Zaten evi biliyor. Geleceğim olsa gelir dile basar. Olmaz öyle. Olmaz öyle. Olsa da öyle, olmasa da öyle. Yani. Olsa da öyle, olmasa da öyle değil. Olmaz öyle. Yani öyle olmaz. Bu kadar kıskanırken, kıskançlıktan dolayı bu kadar kavga etmişken, barışmış ve tekrar eve geleceğini söylemişken, gelmezse merak edersiniz. Ne oldu? Neredesin? Niye gelmedin diye ararsınız. Aradım işte, telefonu kapalıydı. Bir tamam. Kere aradın yani, zahmet olmuş. İkincisini sonra, arayamadın mı? Sonra? Sanki Cumhurbaşkanı baş danışmanı, sürekli telefon geliyor, açamıyorum. Ne yani ne? Bir gün sonra. Arada da orada otururken. Peki sizden sonra nereye gittiğini öğrendiniz, işe başladığını? Nasıl? Sizden ayrıldıktan sonra nereye gittiğini öğrendiniz? Ablasıyla Sevim Çelik'le beraber Burdur'a gitmiş. Yalan söyleme. Sevim dişinden ameliyat olduydu. Evdeydi. Yalan söyleme. Orada tamam, nerede ya. İşe başladığını öğrendiniz mi? Ya onu öyle şimdi şöyle. Öyle. Kendi arkadaşların arasında konuştular mı, aradılar mı birbirlerini bilmiyorum. Benim orada çalışan elemanlardan söyledi. Bir arkadaşın, bayan arkadaşımız söylemiş. Ben öyle duydum Burdur'a gittiğini. Şimdi Beli Bey. Şimdi pardon, reklama girmeden. Bu kadar yakın şimdi, ilgi duyduğunuz. Buyurun Müge Hanım. Şimdi siz de herhalde benden öğreneceksiniz bu bilgiyi. Sizin evet. Bu Fatma Çelik ve sizinle ilgili bir gizli tanık ortaya çıkmış. Haberiniz var mı bu evet. Konuda? Yok. Sizin Fatma Çelik'i öldürdüğünüzü, hatta öldürüp gömdüğünüzü açıklamış. Hatta emniyet yetkilileri bu ifadeden yola çıkarak gizli tanığın gösterdiği bölgede bir kazı çalışması gerçekleştirmişler. Ve evet. Parçalanmış halde de kemikler bulmuşlar. Oh. Aha, %90 değil, %100. Bir dakika hayatım, bir saniye. Sizin, bir dakika. Siz herhalde bu bilgiyi benden öğrendiniz. Evet. O yüzden evet, ben size soruyorum. Şimdi soruyorum. Evet. Hanımefendi o gece sizin yanınıza taksici getirdiğini söylüyor. Osman Okay taksici de şu an telefon attığımızda. Bütün bu konuşmaları evet. Da doğruluyor. O gece ne oldu? Anlatmak ister misiniz? Ya, o gece benim yanıma geleceğim dedi. Gelmedi zaten. Ondan sonra anlatacak bir şey yok ki. Ben sorarım. Öldürdün ki. Telefon öyle kapandı. %100 öldürdün. Telefon öyle kapandı. Ya, anladığım kadarıyla. Benim çocuğumu en kötü yere satsan bilen. 100 sefer arardı günlük. Anneciydi, en çok bu beni severdi. Bu ortaya çıkan gizli tanık ya sizin yanınızdaydı. 100 kere arardı. Ya da anlattığınız Allah birisi. Allah belamı versin. Senin çocuklarına da aynısını ya yapsınlar. Ya dur şimdi, çoluğu çocuğu karıştırmayın. Lütfen rica ederim. Çoluğu çocuğun ne alakası var konuyla? Veli Bey. Efendim? Yani o gece bu kadın sizin evin oraya geldiğinde evde kapıyı başkası mı açtı? Yanınızda başka biri mi vardı? Hayır Müge Hanım, ben yalnızdım ya. Öyle bir şey yok yani. Yalnız kim ne diyorsa bilmiyorum da. Nerede yalnızdınız? Böyle bir şey varsa. Hayır, evimde.
Evinizde yalnızdınız. Sonra evet. Oraya onun ötekini alıyorsun. Sonra taksici oraya bırakıyor evin oraya. Ne oluyor sonra? Ne bileyim, onu taksiciye sorun. Taksici sizin oraya bıraktığını söylüyor zaten. Sizin evin oraya. Lütfen hanım, benim yanıma geleceğim dedi, gelmedi. Uçtu, ben uçtu. Ben bundan başkasını da bilmiyorum yani. Peki Osman Okay taksici. Osman Bey günaydın. Sağ olun, günaydın. Sizin yanınızda bir telefon konuşması yapıyor kayıp Fatma Çelik. Evet. Ne konuşuldu? Biz buradan çıktığımızda zaten içeriden indiğimde ağlayarak indiğim. İnmişti aşağıya. Efendim? Nereden aşağı inmişti? Tarife üzerinden gittim ben. Evet. Bayanın kendi tarife üzerinden bıraktım adrese. 3-4 katlı bir binaydı. Evet. Bıraktım bir yer. Evet. Ağlayarak tabii otelden aşağı indi. Evet. Nereye gideceğiz diye sordum. Denizli'ye gideceğiz dedi ağlayarak. Tamam. Sonra tekrar telefon geldi kendisine. Hı hı. Tabii ağlayarak yine cevap verdi. Sen beni aldattın. Bu tarzda laflar geçti. İşte o lafları söyler misiniz lütfen? Neler konuşuldu? Ya tam olarak hatırlayamıyorum ama aldattın diye laflar geçti. Ondan sonra birkaç sefer daha aradı. Neredesin? Nerede kaldın? Bu şekilde yani. Yani karşı taraf mı arıyordu neredesin diye? Evet, tabii, karşı tarafın dediğini duymadım ama kendi söylediğine göre beni aldattın sen dedi. Hı hı. Bu şekilde yani. Peki o da onu aldattığını söyledi mi? Fatma Hanım'a telefonla dışarıdan telefon geliyordu. Ne dediğini duymadığım için sadece bu laflar geçti kendisine. Hayır hayır, Fatma da karşı tarafa ben de seni aldattım dedi mi? Hayır demedi. Onu duymadınız. Evet. Anladım. Sonra arayan kişi neredesin lafını duyduğuna göre, hani şuradayım buradayım mı diyordu telefonda? Nerede kaldınız dedi. Mesela biz şu anda Sivrisar'da o şekilde. Anladım. Geliyoruz diye şey yaptı. Gelince konuşuruz diye. Gelince konuşuruz. Veli Bey ne diyorsunuz buna? Müge Hanım şimdi inanın bak bütün doğru vicdanen aklımla konuşuyorum. Yemin ediyorum o an ne şekilde bir konuşmamız oldu hatırlamıyorum. Yalnız o bana geleceğim dedikten sonra ben onu eve gidip tekrar aradığımda telefonu kapalıydı. Ama bakın yolda aradığınızı söylüyor. Osman Bey'in de yalan söyleyecek hali yok. Şimdi Osman Bey yalan söylüyor demiyorum. Hı. Ama böyle bir şey varsa telefon konuşmaları mutlaka bunu teyit eder, doğru mudur? Mutlaka çıkartmışlardır telefon kayıtlarınızı. Tamam. Şimdi öyle bir şey konuştuysak söylesin. Yani ben yemin ediyorum hatırlamıyorum. Bak dedim ya size beni götürüp test de yaptırabilirsiniz doktora yani. Fakat biz telefonda aldattın, aldatmadın gibi o an için bir şey konuştuğumuzu ama zaten, hatırlamıyorum. Tamam yani. Biz zaten buraya nasıl geldik? Şuradan geldik. Size dedim ki kadın geliyor. Geleceğini söyledi. Peki siz daha sonra gelmeyince niye bu kadını hiç aramadınız? Eşinden, dostundan, ailesinden, telefonla. Biz buraya oraya geldik. Çünkü beyefendi hayatın doğal akışına aykırı. Bu size özel bir durum değil. Ben de olsam ben de ararım. O da arar, Beriki de arar. Herkes arar. Yani neredesin herkes... diye arar. Kadını da arar, erkeği de arar, çocuğu da arar. Genci de arar, yaşlısı da arar. Sizin aramamanız zaten enteresan. Siz bu kadın size... Sizin yanınızda olsun olmasın, size geri dönsün dönmesin. Daha beraber yaşadığınız eşyaları sizin evinizdeki bir kadın. Nereye gitti bu kadın diye insan bakmaz mı? Hatta mümkün mü? Hatta gittiği vilayette, gittiği memlekette nerede işe başladığını dahi araştırırsınız. Çünkü sizin işiniz de o. Araştırmaktan kimse sizi alıkoyamaz. Hocam çok uzak bir yere gitmedi. Normal. İlk defa bir hafta bir yere gitmiş Burdur'a. Sevdiğiniz bir kadın. İlgi duyduğunuz bir kadın sizi terk etmiş, başka bir memlekete gitmiş, orada da bu tür bir işe başlamıştır. Nerede, hangi müessesede başladığını oradaki tanıdıklarından mutlaka araştırırsın. Bunu öğrenmeden rahat edemezsin. Ben de şunu söyleyeyim, Burdur'a gittiğini biliyorum, yani bunu duydum çalıştığını. He. İşe başladığını fakat, öğrendin mi? Ben o gittikten sonra... Hiçbir şekilde ilgilenmedim. Yani nerede işe başladığını öğrendin mi kardeşim? Telefon görüşmelerimize bakın, takip edin. İnanın ilgilenmedim. Çünkü hani bizim aramızdaki ilişki bitmiş seviyeye geldi. Veli Bey,
Valla ben size bir şey söyleyeyim mi? Şu anda ikiniz de aslında çok boş konuşuyorsunuz bence. Sizin adınızı söylemiyorum. Sizin şeyinizi söylemiyorum da. Beyefendi diyorum ki sizin aklınızda gizli tanık çıkmış. Kadını gömdüğünüz yeri göstermiş diyorum. Siz ilk defa duydum diyorsunuz. Sanki hani gelin bir kahve içelim'e cevap verir gibi konuşuyorsunuz. Ben de anlamadım yani. Müge Hanım ben öyle bir şey varsa tamam o zaman alsınlar beni. Nerede ne varsa alırlar, çıkarsınlar. Alırlar zaten de yani siz de buna hiç şaşırmadınız ben gömdüm gömmedim diye. Yaptı çünkü Belli yaptı. Beni bir gittiği yerde. Şaşırmadım diyorsun da şimdi sen diyorsun ki ha. Kemikleri bulunmuş. Ha. Kemikleri bulunmuş olsaydı yani beni şu anda burada kendi halime bırakırlar mıydı? Almazlar şimdi mıydı? Şimdi tabii devlette bir şey süreklilik yani. Esastır. Yani... Devlet görevleri de değişir ama kurumlar değişmez. İçinde çalışanlar değişir. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öteki gün. Bakın bir hanımefendi telefon attığımızda. Bir hanımefendi telefon attığımızda onu da dinleyelim. Sizi tanıyormuş. Buyurun efendim. Müge Hanım iyi günler. Günaydın. Günaydın. Sesim geliyor sanırım. Evet evet dinliyorum sizi. Tamam. Sene 2007 civarındaydı. Veli Bey benim bulunduğum yani çalıştığım... bir taverneye geldi. Sürekli de gelen birisiymiş ama ben kendisini tanımam. O gün için sanırım çok fazla alkollüydü hatırlamıyorum. Beni zorla çıkarmaya çalıştı kendisi. Mekan sahibi tabii ki karşı geldi buna. Beni derhal çok hızlı bir şekilde mekandan götürdüler. Çünkü Veli Bey silahlı bir şekilde gelip burayı basacağını söyledi. Ve zaten dediğini de yaptı. Ben çıktıktan 5 dakika sonra mekan tarandı, mekan sahibi vuruldu. Bak. Daha sonrasını bilmiyorum. Bir süre mekanda kapalı kaldı zaten. Bak. Veli Bey hani kimseyi öldürme teşebbüsünde bulunmam dediğine istinaden ben bu bilgiyi vermek istedim. Ve daha sonraki yıllarda çalışan bir ablasıyla ben bir yerde denk geldim. Ama şu an görsem yüzünü hatırlamam. Kardeşinin Veli Bey tarafından kayıp olduğunu hatta öldürüldüğünü zaten söylüyordu. Bunu Denizli bütün mekancılar, bütün çalışanlar biliyor. Evet. Yani yer olarak bilmeseler de bu konu hep konuşuldu. Yıllarca konuşuldu. Yani benim konuşulan Fatma'nın öldüğü müydü? Aynen, evet, aynen. Öldüğüydü. Öldürüldüğü. Öldürüldüğü daha doğrusu. Öldürüldüğüydü. Evet. Veli Bey ne diyeceksiniz bu iddialara? Şimdi bu hangi mekanda çalışıyormuş, hangi ne zaman konuşulanmış ben onu bir öğrenebilir miyim? Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın.